Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çantayı yayınları hazırlayan defterde ondalık gösterimler konusuyla dersimize devam edeceğiz. Arkadaşlar rasyonel sayılar ondalık gösterimli hale yazarken nelere dikkat ediyoruz bakalım. Evet, biraz büyütüyorum. Evet arkadaşlar. Ben bir ondalık sayayım diyor. Paydası 10, 100 veya 1000 olan kesirlerin virgülü konularak gösterilmiş haliyim ya da bir kesirin payının paydasına bölünmesiyle bulunan virgüllü gösterilmiş sayım imali. Halim, halim diyor. Bir sayının ondalık gösterimi nasıl bulunur arkadaşlar? Mesela 4 bölü 5'in ondalık gösterimi nedir diye soruyor. Arkadaşlar 4 bölü 5 rasyonel sayısının paydasını, paydasındaki 5'i 2 ile genişleterek 10 yapalım. Bakın 2 ile genişletmemi istiyor. 10 yaptık. 8 bölü 10'u da 0 tam 10'da 8 olarak yazarız. Arkadaşlar bazı durumlarda paydayı 10, 100 veya 1000 yapamazsak ne yaparız arkadaşlar? Payını paydasına bölerek de rasyonel sayıyı onlar gösterimi hale getiririz. Bakın ne yapıyor arkadaşlar? 9'u 6'ya bölüyor. 9'u 6'ya böldüğü zaman 1 tam 10'da 5 olduğunu gösterebiliriz diyoruz. Evet devam edelim. Evet büyütüyorum arkadaşlar ve sayılarımızı rasyonel sayılarımızı ondalık gösterim haline getirmemizi istediğini düşünelim ve yapalım. 6 bölü 10 arkadaşlar. Evet ne yaparım ben bunu? 6 bölü 10'u aynen yazarım bakın buraya. 6 bölü 10 bu da 0 tam 10'da 6 demektir. V'ye bakıyorum. 1 tam 10'da 4'ü. Arkadaşlar 1 tam 10'da 4'ü 25 ile genişletirsem paydamızı buradaki amacımız arkadaşlar 10, 100 veya 1000 yapmak. Yapamıyorsak birbirine bölmektir diye söyleyelim. 25 ile genişletiyorum. 25 bölü 100. Bu da 0 tam yüzde %25'tir. C'ye bakıyorum arkadaşlar. Paydamızda 50 var. O halde bunu 2 ile genişletelim. Eksi 35'i 2 ile çarpıyorum. Eksi 70 bölü 100. Yani eksi 0 tam 10'da 70. İstersek eksi 0 tam 10'da 7 olarak da yazabiliriz. Virgülden sonra arkadaşlar sıfıra silme hakkımız vardır diyelim. Evet. 12 bölü 20 arkadaşlar. Şöyle düşünün. Bunu da 10 yapmak istiyorum. 2 ile sadeleştirebilirim. Bakın 6 bölü 10'a eşittir. Yani sıfır tam onda 6 demektir diyoruz. İsteyen arkadaşlar bunu yüzde yapabilirler. Diyelim. Eksi 15 bölü 30 arkadaşlar. Şöyle 10 yapabilir miyiz? Evet. 3'e bölecek olursam hem 15 hem 33'e bölünüyor. Yani 3 ile sadeleştiriyorum. Eksi 5 bölü 10. Bu da eksi 0 tam. 10 5 olarak yazılır. yazılır. Evet devam ediyorum. Eksi 3 bölü 5 arkadaşlar. 2 ile genişletelim. Eksi 6 bölü 10. Eksi 0 tam 10 6'dır. Evet, eksi 5 bölü 8 arkadaşlar. 5 bölü 8. Paydamızda 8 varsa bunu 125 ile Çarparsak paydamız 1000 olur. Eksi 5'i 125 ile çarpıyorum. Eksi 5 olur diyorum. Bu da eksi 0 tam 1000'de 625 olur diyoruz. Evet, eksi 17 bölü 25'i kesirimi 4 ile genişletiyorum. 17 ile 4'ü çarparsam eksi 68 bölü 100 Bu da eksi 0 tam %68 olur diyelim. Evet, eksi 3 tam 16 bölü 40 arkadaşlar. Bunu şöyle 4 ile sadeleştirecek olursam bakın tam kısmı sadeleşmez. Aynen yazılır. Eksi 3 tam 4 bölü 10 bu da eksi 3 tam 10 4 olarak yazılır diyoruz. Evet 18 bölü 45 arkadaşlar. Öncelikle kesirimi şöyle 9'a böleyim. 2 bölü 5'e eşittir. Bunu da 2 ile genişlettiğimi düşünüyorum. 4 bölü 10'dur. Bu da 0'dan 10'da 4 olarak ifade edilir diyoruz. Peki arkadaşlar temizleyerek geçiyorum. Bir sonraki etkinime. Evet arkadaşlar aşağıda verilen rasyonel sayıları 10 dalık gösterme haline getiriniz diyor. Arkadaşlar eğer burada verilen sayılar direkt 10, 100 veya 1000 yapılamazsa bölme işlemi de kullanabiliriz diyelim. Evet 5 bölü 8'i Rasyonası ondalık gösterim haline getirmek için kesirimin paydasını 125 ile çarpmak istiyorum. Bakın 5 bölü 8'i 125 ile çarpacak olursam kesri genişletiyorum. 625 bölü 1000'dir. Bunu da arkadaşlar 0 tam 1000'de 625 olarak ifade edebiliriz. Eksi 6 bölü 4 arkadaşlar. Şöyle düşünüyorum. Eksi 6 bölü 4'ü aynen yazdım. Evet. 25 ile genişletmek istiyorum arkadaşlar. Kesirimizi. Eksi 6'yı 25 ile çarparsam. Eksi 150. Bölü 100. Bu da eksi. 1 tam 10 5 olur diyoruz. Eksi 4 bölü 20'yi arkadaşlar şöyle 2 ile sadeleştirelim. Bakın eksi 4 bölü 20. 2 ile sadeleştirdiğimi düşünüyorum. Eksi 2 bölü 10'dur. Bunu da eksi 0 tam 10'da 2 olarak yazarım. Evet cevabımızı bulmuş oluruz. Evet 4'e bakıyorum arkadaşlar. 20 bölü 25 20 bölü 25'i 4 ile genişletecek olursam 80 bölü 100 bu da 0 tam 0 tam %80 olur diyoruz. Evet devam ediyorum. 0'dan %80'i istersek arkadaşlar 0'dan 10'da 8 olarak yazabilirim. Bakın virgülden sonra virgülden sonraki 0'ın kıymeti yoktur diyebiliriz. Evet eksi 10'a 15 bölü 6 arkadaşlar. Bölme işlemi yaparak gösterelim. Yani 15'i 6'ya bölelim. Normal bizim bildiğimiz bölme işlemi yapıyorum. 15'in içinde 6 2 defadır. 2 kere 6 12. 3 kaldı. 3'ün içinde 6 yok arkadaşlar. O halde bakın buraya bir sıfır eklerim. Buraya da virgül eklerim. 30'un içinde 6 5 kere 5 kere 6 30 O halde 2 buçuk oldu. Eksiyi unutmuyorum. Eksi 2 tam 10'da 5 olur. 10'dan gösterimli hale diyoruz. E, eksi 12 bölü 5 arkadaşlar. eksi unutmamak için yazdım. 12'yi 5'e bölerek gösterelim. 12'nin 12 içinde 5 2 kere 2 kere 5 10. 2 kaldı. 2'nin içinde 5 yok. 1 sıfır ekledim virgül. 20 içinde 5 4 keredir. 4 kere 5 20. Bakın sıfırları gördüm. O halde eksi 2 tam. 10 da 4 olur. 10 gösterimli hali diyoruz. Evet temiz geçiyorum. Bir sonraki etkinliğimize. Peki arkadaşlar. Eksi 28 bölü 8'i ondalık gösterimli hale getireceğiz. O halde ben 28 8'e bölsem istersek 125'i de genişletebiliriz ama 28 8'e bölmek biraz daha rahat olur diye düşündüm. 28'in içinde 8 arkadaşlar 3 kere'dir. 3 kere 8 24 çıkardım 4 kaldı. 4'ün içinde 8 yok. 1 0 ekledim virgül ekledim. 40'ın içinde 8 5 kere'dir. 5 kere 8 40 o halde 3 tam 10 da 5 olur. Eksi unutmuyorum. Eksi 3 tam 10 da 5 olarak yazıyorum. Evet. Eksi 18 bölü 12'ye. 18'i 12'ye bölerek göstermek istiyorum. 18'in içinde 12 bir keredir. Evet arkadaşlar. 1 yazdım. Buradan bir kere 12, 12. 6. 6'ın içinde yok. Bir sıfır ekledim. Virgül ekledim. 60'ın içinde 12'ye. 5 kere'dir diyorum. 5 kere 12 60 ve işlemimizin sonucu eksi 1 tam onda 5 olur diyoruz. Peki arkadaşlar başka nasıl yapabilirim? 18 bölü 12'yi bakın şöyle rengimi değiştirerek göstermek istiyorum. 18 bölü 12'yi öncelikle tam sayı kesir olarak yazarsam 1 tam 6 bölü 12 demektir. 6 bölü 12'yi sadeleştirelim. 6'ya bölelim. Eksi unutmuyoruz tabii ki ne olur arkadaşlar? Eksi 1 tam 1 bölü 2 olur. Bunu da 5 ile genişletirsem. Eksi 1 tam 5 bölü 10. Bakın bu da eksi 1 tam 10 da 5 olarak da yazabilirsiniz diyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi 9. etkinliği yapmak için bu kırmızı ile yazdığım yeri aynen temizliyorum. Evet yani burada arkadaşlar bizim bir tane yolumuz yok. Evet birden fazla yolu kullanabiliriz diyoruz. Evet 3 tam 4 bölü 5 arkadaşlar 19 bölü 5 olarak yazmış. Ben şöyle düşünüyorum. Şu kesrimi 2 ile genişletsem 3 tam 8 bölü 10 olur diyorum. Bu da 3 tam 10 da 8 olarak yazılabilir diyoruz. İsteyen arkadaşlar 19'u 5'e bölerek de aynı işlemi yapabilir. Aynı sonucu bulabilir diyoruz. Evet 36'yı arkadaşlar 20 ile ne yapalım? Bölme işlemi yapalım isterseniz. Veya 2 ile sadeleştirerek direkt 10 olarak da yazabilirim. Öncelikle bölme işlemi yapayım. Diğerini de göstermek istiyorum. 36'ın içinde 21 kere 1 kere 20 20 16 kaldı. 16'ın içinde 20 yok. 1 sıfır ekledim virgül ekledim. 160'ın içinde 20 8 keredir. 8 kere 20 160 Evet bir tam 10'da 8 olduğunu görüyorum. Bir de 36 bölü 20'yi Şöyle 2 ile sadeleştirelim gençler. 18 bölü 10 olur. Bunu da 1 tam 10 da 8 olarak yazabiliriz diyelim. Eksi 8 bölü 25'i 4 ile genişletmek istiyorum. 4 ile çarparsam eksi 32 bölü 100 bu da eksi 0 tam %32 olur diyorum. Eksi 0 tam %32'yi aynen yazıyorum. Evet, eksi 2 bölü 50 arkadaşlar. Eksi 2 bölü 50. 2 ile genişletecek olursam. Eksi 4 bölü 100'dür. Bu da eksi 0 tam yüzde 4 olarak yazılır diyorum. Evet arkadaşlar bu etkinlikle de dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.